Merhaba dostlar. Bugün yeni yaptığımız taş tornamız, taştan boncuk ve tespih tanesi yapmak için kullanacağımız, bunları delmek için kullanacağımız bilgisayar kontrolü tornanın ilk denemelerini yumuşak bir malzeme, ahşap üzerinde ilk başta yapmaya çalışacağım. Ahşapla deneyeceğim. Daha sonra taşları sertleştirmeye doğru gideceğiz. Verimine bakacağız. Bakalım performans nasıl olacak. Tabii ki yazılımla eksiklikler var. Uygulamaya dönüştürmedim. Kodlarla şu an çalışıyor. Komutları elle girip o şekilde vereceğim. Gerekirse, şu an ben gerek duymuyorum ama hani Windows uygulamasına da dönüştüre biliriz. Bakacağız duruma göre. Bakalım nasıl olmuş. İlk önce testimizi bir ahşap üzerinde deneyelim. Evet. Şu tahtayı bir delelim. Burada ayarını yapacağız. Önce sıfırlayacağız. Tam sıfır noktasına, ondan sonra bilgisayardan komutu vereceğiz. Şunu da tozlar buraya düşsün diye yaptım. Buraya bir aparat ekleyeceğiz. Sulu sistem çalışacağımız için içerisine hem su verip buradan damla damla içerisine su düşecek şekilde bir sistem yapacağız. Gerekirse bir muhafaza. Bu böyle burada çirkin görünüyor. Buraya da bir yine muhafaza yaparsak daha güzel, derli toplu görünür. Hatta buralar boyanabilir. O zaman çok daha farklı gözümüze görünebilir. Ama şimdilik gerek yok. Bizim için önemli olan makinamızın ve kodlarımızın çalışması. Yavaş ilerliyor. Taş için oldu. Ahşap için ilerlememiz çok yavaş. Böyle ahşabı kaç dakikada deler ki? Hani epey bir uzun sürer. Bunu biraz bir kademe daha hızlandırıyoruz. Evet dostlar, hemen komutumuzu veriyoruz. İlerlemeye başladı. Evet. Delme işimiz bitti. Motoru tekrardan geri sardıracağız. Evet. Deliğimiz burada. Görmüş olduğunuz gibi hassas bir şekilde delmiş oldu. Tabii ki adım ayarlarını, ilerleme ayarlarını çok daha üzerinde iyi çalışıp yumuşatıp taş delecek hale getireceğiz inşallah. Ben bir an önce ne yapmak istediğimizi görün istedim. Motorun performansını da, delme hızını da görmek istiyordum. Ahşap da gayet iyi, hızlı. Süper bir motor, çok sessiz. Bunu faset makinesinde kullanmak istiyorum aslında. Faset makineleri için birebir bu motor. Hiç ses yok.
Bunda da kullanacağız inşallah. Evet, denemelerimiz devam edecek. İnşallah daha sert bir deneme yapacağız bundan sonra. Belki andız ağacının tesbihi olur, meyvesi olur, andız tohumu. Onu delebiliriz büyük ihtimalle. Buraya da bir aparat yapmamız gerekiyor. Mengene şeklinde mandalina takılan özel bir aparat inşallah geliştirmeye çalışacağız zamanla. O aparat hem böyle boncuğu tutacak. Aparatı çıkardığımızda burayı punta olup boncuk yapma, şekillendirme için yine buraya punta ucu ekleyeceğiz. Burayla birlikte karşılıklı dönecekler ve taşımızı işleyeceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar. Çalışmasını, performansını, işe yaradığını görün istedim. Yazılım üzerine çalışmam devam ediyor. Yazılımı çok daha iyi hale getirince çok daha güzel sonuçlar alacağız inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.